Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu leş ikinci el piyasasının son durumunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ikinci elde fiyatlar ne durumda? Hadi geçelim. Evet, Fiat Egea 1.3 Multijet 95 HP fiyatı 216.000 lira. Arkadaşlar şöyle 31.000 kilometrede hızlı hızlı geçeceğim. Yine bir Egea, bu da 1.3 Multijet, bunun fiyatı 189.000. Ekspertiz durumu falan her şeyi şurada yazıyor arkadaşlar. 2017 model, 61.000 kilometrede. Şöyle. Bu arada Dot City'deyiz. Bir ara gitmiştim şu yukarı bir yere video. Önceki videomu koyarım arkadaşlar. Şok olmak isteyenler için fiyatlar açısından izleyebilirler. Bunun da arkası bu şekilde Egea'nın. Evet, Opel Astra. Opel Astra'nın K, yani K kasası, fiyatı 266.000 lira. Şöyle 1.4 150 HP 2017 model. Hemen yanında Corsa 2019 model 237.000. Evet, yeni Corsa da var burada. Yeni Corsa'nın 1.5 dizeli 222.500. Kaç kilometrede? 33.000 kilometrede ve galeri fiyatına neredeyse satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Fiyatlar şaka gibi gerçekten. Evet. Şöyle küçük bir ekonomik araç var. Ekonomik dediğime bakmayın, fiyatı 133.500 lira. 51.000 kilometrede, 51.350 kilometrede Kia Picanto. Hemen bu tarafta Cianbol var. Renault Cianbol. Fiyatına da bakalım onun. Cianbol'un fiyatı 176.500. 89.000 kilometrede. 2018 model. Yani şu gördüğünüz araç bile 176.500 lira. Opel Astra Sedan 1.6 241.500. 2017 model. 241.500 lira. Bu araç. Ford Focus Sedan 283.000. Yine Astra Sedan 230.500. ...227.500. Peugeot 301 var. Bir tane arkadaşlar. Füme rengi. 189.000 lira. Yanındaki de bir eski modeli, 2014 model, 158.000 lira. Şöyle arkada bir tane Citroen gördüm yine. Citroen C3 260.000. 260.000 lira. S3
8000 kilometrede, hatta 9000 kilometrede Citroen C3. Citroen C4. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. C4'ün fiyatı 221.500. Peugeot 308 dizel 330.000 lira. 2020 model dizel Peugeot 308. Citroen C3 186.500. Abi Clio'nun fiyatına bakın ya. 205.000. Icon. Yok pardon, Touch'muş. 205.000. 2017 model. Şu araba 205.000. Seat Ibiza 1.0 TCI motor 234.000 lira. Toyota Auris 185.000. 1.33 Life. 1.3 Life. Ford Focus 1.6 125 PSI 266.000. 2018 model. Şöyle göstereyim şurayı da, arka tarafında. Sedan. Yine bir Ford Opel Astra. Onlara da bakalım. Opel Astra sedan 207.000. 2017 model, 142.000 kilometrede, 1.6. Toyota Corolla 1.4 270.000. 2018 model bu araç. Bu da 269.000. 266.000. Yine bir Ford Focus 1.5 230.000 arkadaşlar. 2015 model, 107.000 kilometrede. Toyota Hybrid 360.000. Bu da 350.000. Peugeot 3008 468.000 beyaz olan, 458.000 kırmızı olan, 3008 Active Life 1.5 dizel. Bu da aynı şekilde. Evet, Audi Q5 2.0 turbo dizel 753.500 lira. Quattro 190 HP. Range Rover Discovery. Bunda fiyat 761.500. Araç fena duruyor. Mazda 3 1.5 Sky 306.000 lira. Siyah. 306.000 lira arkadaşlar fiyatı Mazda 3'ün. Yanında Honda Civic var. Honda Civic 297.500, 66.000 kilometrede. Bayilerde bulunamayan araç. Şu an burada. Mazda 3'ün arkası da böyle arkadaşlar. Devam edelim. Volkswagen Passat 1.4 TCI 125 HP 314.000 lira 84.000 kilometrede. Ülkemizin sevilen araçlarından Passat. Yanında Audi A3 sedan. Sedanla 346.000 lira. 1.6 turbo dizel 2016.
Yine Audi A3 sedan 448 bin lira. 37 bin kilometrede. Audi A3 sedan yine 445 bin. Station wagon Passat variant 235 bin. Volkswagen Beetle 249 bin lira. 249 bin lira. 2014 model 111 bin kilometrede. Audi A3 435 bin lira. Yine A3. Şu taraftan devam edelim arkadaşlar. Passat'lar var 432 bin lira. 1.6 turbo dizel. 486 bin. Yine bir Audi 305 bin lira. Audi A3 313 bin. Volkswagen Golf 7 292 bin lira. Önceki videomdan eski bir videom vardı burada. Fiyatlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl uçmuş görebilirsiniz. Golf 7 326.500. 300.000. 249.000. Golf 5'e bakın arkadaşlar. 219.000 lira. Comfortline bir de boş. Gerçekten kötü bir durumdayız. Arkadaşlar çıktım. Vallahi dediğim gibi önceki videomu şuraya bir yere koyacağım, şu yukarıda bir yere. Oradan izleyip fiyatlara bir bakın. Önceki fiyatlara ne olmuş fiyatlar bir bakın arkadaşlar. Araba çeşitliğinde de bir azalma var. Yani şöyle diyeyim, 200 milyarın altında fazla bir araba bulamazsınız şu an itibariyle. Moralinizin bozulmasını istiyorsanız gelin arkadaşlar. O kadar kötü arabaların fiyatları 200 bin olmuş ki anlatamam yani size. Fazla da gezme yani gereği duymadım açıkçası. Böyle çok uçuk fiyatlar var. Acayip uçuk fiyatlar var. Pek önermem açıkçası buraya gelmenizi. Dolcity Esenyurt burası. Gelmeyin arkadaşlar. Bence kesin gelmeyin. Bu piyasa acayip kötü bir olmuş. Sıfır fiyatlarına neredeyse ikinci ellerinin 33 bin kilometreleri, 40 bin kilometrelerini satıyorlar arkadaşlar. Neyse. Yavaş yavaş da burada videomuzun sonuna gelelim. Önce de burada bitirmiştim videoyu. Şimdi de burada bitireyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.